Evet arkadaşlar, günaydın. Bu hafta adli ebelik dersi için ebelik ve hukuki sorumluluklarından bahsedeceğiz. Bir de adli ebeliğin kapsamına bir giriş yapacağız. Evet, adli ebelik tanımını yapmadan önce ebenin görev tanımını yapmak gerekir. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından ebe şu şekilde tanımlanmıştır. Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumluğunda yaptırmak, yeni doğanın bakımını üstlenmek üzere eğitilen kişi olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Ebelik Konfederasyonu'na göre ebenin tanımını yapacak olursak, ICM'e göre ebenin tanımı, yine o da gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne bakımını sağlayan, kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştirebilen, yeni doğan bakımını sağlayan ve yaşam boyu kadın ile işbirliği içinde çalışan, güvenilir ve sorumluluk sahibi kişileri ebe olarak tanımlamıştır. Sağlık Bakanlığı'na göre ebenin tanımı, ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetleri veren, doğum yaptıran, 0-6 yaş grubu çocuk beslenme ve aşıları yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma, savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma, sağlık eğitimi veren, ölüm gibi istatistik verilerini toplayan, değerlendiren, kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlayan, insani ve ahlaki davranışları ile örnek, Sağlık Bakanlığı'nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubu olarak tanımlanır. Ebe bu şekilde, Sağlık Bakanlığı bu şekilde tanımlıyor. Aslında birçok yasa çıkıyor ve ebenin tanımı sürekli güncelleşiyor. Dolayısıyla ama genel olarak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası veren gruplar olarak ebeler yönetmeliklerde de yasalarda da bu şekilde geçiyor. Evet, ülkemizdeki ebelik mesleğine ilişkin yasal düzenlemelere bakılacak olursa ilk olarak 1219 sayılı Tebabat-ı Şuabat-ı tarzı icrasına dair kanunda yer almakta olup kanunun 47. maddesine göre kimlerin ebelik mesleğini kimlerin yapabileceği 51 ve 52. maddelerinde ise ebelerin hangi fiilleri yapıp hangilerini yapamayacağı belirtilmiştir. Yine aile hekimliği pilot uygulama hakkındaki kanunun 2 ve 18. maddelerinde yine ebenin bir tanımı var. Burada ebeyi nasıl tanımlamışlar arkadaşlar? Sağlık elemanı olarak geçmekte burada aile hekimliğindeki maddelerde. Aslında biz burada sağlık elemanı olarak görülmemiz hani hoşumuza gitmedi. Bir hekim deniliyor, bir de sağlık elemanları deniliyor. Yardımcı sağlık personeli deniliyor hatta. Bu çok da hoşumuza giden bir tabir değil. Peki ya taklit tedavi kurumları işletmeliği yönetmeliğinin 133. maddesinde ne göre ebenin görevi şu şekilde tanımlanmış. Doğum kontrolü ve doğum sürecinde yaşanan durumlarda görevli bu işin eğitimini almış kişiler olarak ifade edilmektedirler. Peki adli ebelik diye bir kapsam var aslında arkadaşlar. Aslında adli hemşirelik, adli ebelik çok birbirinden ayrı şeyler değil. Dolayısıyla adli ebelik dediğiniz zaman sadece doğum, gebelik, işte cinsel taciz, aile içi şiddet gibi konularda daha çok ebeler hizmet verdikleri için aslında burada adli ebelikten bahsediyoruz. Ancak zaten adli ebelikle adli hemşire birbirine ayırt etmek mümkün değil. Ayrıca ikisi birlikte aynı kavram. Dolayısıyla ebeler sahada çalışma alanları ve hukuki sorumlulukları göz önüne alındığında birçok adli olaya karşılaşmaktadırlar ki hemşireler de bu şekilde. Birçok olayla karşılaşıyoruz ve ilk müdahale edenlerden oluyoruz.
Bu olayla ile karşılaştıklarında görev tanımları gereği kurum organizasyon şemasına göre kurum amirlerine bildirmekle hükümlüdürler. Evet, acil servislerde çalışan ebe ve hemşire arkadaşlar mutlaka adli bir olay durumunda amirlerine haber vermek zorundalar. Çünkü bunlar, tutanaklar var, bunlarla ilgili evraklar var ve bu evrakları mutlaka doldurulması ve halk sağlığına, işte oradaki il müdürlüklerine bu verilerin verilmesi gerekiyor. Çoğu adli vakalarda bireyi ilk gören ailesi ya da yakınlarıyla ilk iletişime giren, muayene sırasında eşyalarına dokunan ve bireyden alınan laboratuvar örnekleriyle ilk temas eden, kısaca ilk adli kanıtlara ulaşan personellerinden biri olan ebelerin görevi bildirmek yükümlülüğü ile sınırlandırılmamalıdır. Birçok görev var arkadaşlar. Yani bir ebe eğer adli bir vakaya nasıl davranacağını bilmiyorsa yanlış davranışlar geliştirebilir, yanlış davranışlar oluşturabilir. Dolayısıyla hem mağdura zarar verir bu durum, hem de delillere de zarar verebilir. Mesela nasıl delil toplayacağını bilmiyorsa delillerin kaybına neden olabilir, delillerin bozulmasına neden olabilir. Bu da doğru sonucu, yani mahkemenin doğrulmasını engeller. Dolayısıyla özellikle acil servislerde çalışan ebelerin, hemşirelerin nasıl adli vakaya yaklaşmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Tabii ki bir psikolog değiliz, ancak yanlış cümleler kurmaktan da kaçınmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı zamanda psikolojik anlamda da hastaya zarar verebilecek sözcükler, girişimlerde bulunmamalıyız. Yani vücut dilimiz bile olsun, normal konuşmamızla da mutlaka mağdura zarar vermeyecek şekilde cümlelerimizi kurmamız lazım. Mağdura zarar vermeyecek yüz ifadeleri seçmemiz lazım. Dolayısıyla bununla ilgili eğitim almamız gerekiyor. Adli araştırmalar sırasında görevli ekip üyeleri mağdurların yaşadığı emosyonel acı ve travmayı anlayabilmelidirler. Yani bir cinayete uğramış veya cinsel tacize uğramış, tecavüze uğramış bir kişiye işte o saatte orada ne arıyordun, neden oradaydın gibi suçlayıcı ifadelerle yaklaşmak kişide çok ciddi emosyonel acılara neden olur. Lütfen bu şekilde yargılayıcı olmadan, hatta bu soruları bizim sormamıza da gerek yok. Biz bu soruları sormakla hükümlü değiliz. Biz savcı değiliz veya da hakim değiliz. Dolayısıyla biz sadece orada kişiye danışmanlık yapacağız ve yardımcı olacağız. Gerek sözel iletişimimizde, gerekse beden dili iletişimimizde bunu kişiye hissettireceğiz ve güven ortamı oluşturacağız. Dolayısıyla kişinin güvenliğinden de yine sorumluyuz. Peki, ancak ebeler, hemşireler de olduğu gibi mesleki misyonları gereği holistik açıdan bu emosyonel acı ve travmayı anlamaktadırlar. Zaten görevimizden kaynaklı holistik bir mesleğimiz olduğu için insanları zaten yargılar, işte onları kendilerini kötü hissettirecek şekilde bir konuşmanın içerisine girmiyoruz. Daha çok onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu da bizim mesleğimizin getirdiği bir durum. Bu da çok güzel bir şey aslında. O yüzden zaten mağdurlar daha çok hemşire ve ebelerle iletişim kurmayı tercih edebiliyorlar. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşire ve ebeler. Evet, özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşireler. Şiddete uğrayan kadınların, özellikle şiddete uğrayan kadınlar, çünkü bizim toplumumuzda çok fazla şiddete uğrayan kadın var. Sıklıkla başvurabilecekleri kurumlarda hizmet vermeleri nedeniyle kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok daha stratejik bir konumdadırlar. Yani bizler daha çok insanlarla iç içeyiz ve bu da bizim onlara yardımcı olabilmemiz için büyük bir avantaj. Bu konumlarından dolayı kadına yönelik şiddet hesaplanmasında ve kadının içinde bulundukları duruma ilişkin kabul edilebilir çözüm yolları bulunmasında, fiziksel ve ruhsal olarak gerekli yardım sağlamada ebelere önemli görevler düşmektedir. Evet,
Evet, Dünya Sağlık Örgütü kadına yönelik aile içi şiddet ile mücadelede sağlık çalışanının hükümlülüklerini şu şekilde sıralamıştır. İlk olarak şiddet davranışlarının yaşandığı ailelerde şiddetin nedenleri ve olası risk faktörleri değerlendirilmelidir. Evet, riskli bölgede riskli olan aileler hangileri, kimler şiddet görüyorlar veyahut da bunun için herhangi bir risk var mı yok mu bunları tespit etmesi gerekiyor sağlık profesyonellerinin. Şiddet davranışlarını yaşayan olgulara tedavi verilmesi ve sosyal destek ortamlarının yaratılması, şiddet olgularında polis desteği, sosyal servis elemanlarının katılımı, sağlık çalışanlarının ortaklaşa oluşturdukları merkez yardımı ile işbirliği içerisinde çalışılmalıdır. Ebe, aile içi şiddeti tanımada doğum ve kadın sağlığı hemşireleri, acil bakım hemşireleri ve halk sağlığı hemşireleri yanında mağdurlara en yakın olan ve yeterli bakım sağlayabilecek bir pozisyondadır. Görevi icabı bir bakıyorsunuz işte gebelikte şiddete maruz kalmışsa direkt ebenin yanına gidebiliyorlar. Ne bileyim normalde şiddete maruz kaldıysa, tecavüze uğradıysa bunların hepsi ebelerin görev yaptıkları bölgeler ve alanlar olduğu için ebeler bunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Ve ilk vakayı gören ebeler olabiliyor. İlk muayenede kadın kendisine şiddet uygulandığını bildiriyorsa neler yapacağız? Kadın muayene edilir. Evet, muayene edilir. Vücudundaki travmalar belirlenir ve tedavisi için ilk müdahale yapılır. Kadına genel olarak bakarsınız. Herhangi bir yerinde darp ve kanama varsa ve travma varsa buraları ne yapmanız lazım? Hemen tedavi etmeniz lazım. Ancak kanıtlara çok dikkat etmeniz lazım. Delillere çok dikkat etmeniz lazım. Dolayısıyla nasıl tedavi edeceğinizi gerekiyor. Gerekli görülen laboratuvar tetkikleri isteniliyor. Radyolojik tetkikler yapılır. Mesela bir kol kırığı varsa, bir ayak kırığı varsa, parmak kırığı olabilir. Böyle bir durum varsa mutlaka radyoloji tetkikleri de yapılmalı. Konsültasyon istenir. İşte nedir işte bir kol kırığı varsa işte, ya da ne bileyim hangi bölgede ne varsa ona göre ona uygun doktor konsültasyonları istenilir. Hastane polisi bilgilendirilir. Onların da tutanakları var. Onlar da tutanak tutmak zorundalar bunlarla bu olaylarla ilgili. Hastanedeki polis noktası gerekli adli işlemleri başlatır. Hastanın sağlığının bozulmasından, başka kişinin tedbirsiz, dikkatsiz veya ihmalkar davranışı yine ya da kasıtlı eylemin sorumlu tutulduğu durumlarda bu olgu adli olgu olarak da değerlendirilir. Evet, bir başkasının kasıtlı bir durumu var mı, yok mu, darp mı gerçekten? Bunların hepsini belirleyecek olan kişi sağlık profesyonelleri, hekimler. Hekimler özellikle bunun gibi diyorlar, darp raporu. Ve orada darbın işte derecesini, nasıl olduğu ile ilgili görüşü, düşüncesi veyahut da kişinin ifadeleri orada yazılır darp raporunda. Ve darp edilen noktalar neler, ciddiyeti nedir? Bunların hepsiyle ilgili bir rapor hazırlar hekim. Rapor düzenlenerek muayene bulguları kaydedilir. Kadına yönelik kayıt formu doldurulur. Hastanın yatarak tedavisine karar verilirse uygun servise yatırılır. Hangi servise yatması gerekiyorsa. Hastane koşulları hasta için yeterli değilse ve hekim tarafından gerekli görülürse hasta ileri bir merkeze sevk edilmesi sağlanabilir. Aslında burada şöyle bir de bir durum var. Hastanın zarar görme ihtimali devam ediyorsa, darp edilme ihtimali devam ediyorsa yine sevk etmeniz gerekiyorsa sevk edebiliyorsunuz. Peki acil hizmetler yönetmeliğine göre stabilize edilmeden hiçbir hasta acil servisten taburcu edilemez. Acil bir durumu varsa zaten kesinlikle taburcu edemezsiniz ve o an gerekli tedaviyi yapmanız lazım. Gerekli tedavinin yapılmadığı durumlarda hasta ve varsa yakınına sevk nedeni ayrıntılı olarak açıklanılır. Ve sevkin yapılacağı hastanedeki ilgili hekimle görüşüldükten ve bakım garantisi alındıktan sonra uygun araç ya da ambulans ile hasta ya da yaralı gönderilir. Bu zaten acil hizmetler yönetmeliğinde var. Göndereceğiniz yerle ilgili eğer bir bakım sayan hastaya gidin oradan sıralı
girmeye çalışın diyemezsiniz. Bu bir sek zaten. Seklerde böyle bir şey olmaz. Seklerde şöyle olur. Siz yeri ayarlarsınız. Ararsınız o hastanelerle ve ondan sonra ne yaparsınız? Kişiyi oraya uygun bir araçla sevk edersiniz. Hastanın hastanede yatmasını gerektirecek bir durum yoksa risk değerlendirilmesi yapılır. Yani eve dönmek istiyor ve risk reçetesi düzenlenerek gerekiyorsa takip planı yapılarak yasal hakları ve tekrar şiddet görme riski olması durumunda başvurabilecek kurumlar konusunda bilgilendirilerek taburculuk işlemleri başlatır. Ancak arkadaşlar gerçekten taburcu edeceğiniz kişi eve gidip yine darp edilme ihtimali varsa onun için uygun yerlerin ayarlanması lazım. Mesela mor evler gibi. Dolayısıyla hastayı tekrar şiddet görme ihtimali var ise ona oraya alabileceğinizi söylemeniz gerekiyor. Bunun yerine işte mor evlerde bir süre kalabileceğini söylemeniz gerekiyor. Aksi takdirde biliyorsunuz işte kadın ölümleri, cinayetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla risk değerlendirmesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada kadının talebi de çok önemli. Yani kadına siz bunu söylüyorsunuz ama illa eve gitmek istiyorum, kesinlikle mor evlerde kalmak istemiyorum dediği zaman da pek yapabileceğiniz bir şey kalmıyor. Doğru danışmanlık yaparak onu ikna etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Şiddet riski olduğu düşünülüyorsa kadın polis marifetiyle sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı kurumlara yönlendirilir. Yani ikna edici polisler var arkadaşlar. Bunun için eğitim almışlar. Dolayısıyla onlar ne yapıyorlar? Sosyal hizmetler ve çocuğa bağlı kurumlara kadınları yönlendiriyorlar. Cinsel şiddete yönelik muayenenin kapsamı aşağıda tanımlanmıştır. Hastanın bilgilendirmesi ve rızası alınır. Cinsel şiddet olarak sınıflandırılabilecek olayları da kapsayacak şekilde hastanın ayrıntılı anamnezi alınır. Tam tepeden tırnağa fiziksel bir muayene yapılır. Cinsel organlar ve anüs bölgesinin ayrıntılı muayene edilmesi gerekiyor. Ancak bunun için mutlaka savcılık izninin olması gerekiyor. Herkes kafasına göre işte geldim cinsel organ ve anüs bölgesini muayene edeceğim bir taciz durumu var diye düşünüp yapamaz. Bunun için mutlaka Cumhuriyet Başsavcılığında yazılı izin alması lazım. Bu izin olmadan kesinlikle muayene edemezsiniz ve bu suç olur. Tespit edilen yaralanmaların kaydedilmesi ve sınıflandırılması. Dolayısıyla herhangi bir biz bu muayeneyi yaparken kadında darp varsa gözle bakıyoruz ve bunların hepsini ne yapıyoruz? Kayıt ediyoruz. Dediğim gibi bir rapor hazırlıyoruz. Darp varsa, tecavüze benziyorsa, ne bileyim işte tecavüz sonrası bir kanaması varsa yoksa bunların hepsini ne yapmamız lazım? Doğru bir şekilde kanıtları toplamamız gerekiyor. Tespit edilen tıbbi numunelerin teşhis amacıyla toplanması, adli tıp numunelerinin alınması, elde muhafaza edilmesi açısından etiketlenmesi, paketlenmesi ve gerekli yerlere ulaştırılması, doğru paketleme çok önemli. Psikolojik destek olanaklarının araştırılması ve mağdura yakınlarına da olabilir verilmesi. Burada psikolojik danışman destek gerçekten gerekebilir özellikle tecavüzlerde. Muayene sonrasında hasta takibiyle ilgili düzenlemenin gerçekleştirilmesi. Hasta ile ilgili tüm belgelerin bir araya getirilmesi ve arşivlenmesi. Tıbbi ve adli raporların hazırlanması, yetkili kuruluş. Tabii ki burada arkadaşlar hastane polisinden de mutlaka yardım almanız gerekiyor. Çünkü bu işi profesyonelleri onlar. Yine biz de onlara yardımcı oluyoruz. Ve delilleri toplarken yine ne yapıyoruz? Biz de orada bulunuyoruz. Delillerin kayıp olmaması için, zarar görmemesi için de en azından yanlış uygulamalardan kaçınmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu haftaki slaytımız bu kadar. Diğer
Diğer hafta bu delilleri nasıl toplayacağız? Delilleri toplarken neler yapıyoruz? Hastanın kıyafetlerini değiştirirken veyahut da işte yaralı bölgeye nasıl tampon ediyoruz, nasıl tedavi ediyoruz? Bu yaptığımız tedavi materyallerini ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili detayları haftaya işleyeceğim. Dolayısıyla ebe olarak biz mağdura nasıl yaklaşacağız ve delilleri yok etmemek adına neler yapacağız? Bunları işleyeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.